otomatik bilgi paylaşımında Türkiye 65 ülkeyle paylaşıma başladı. Öncelikle 2019 verileri veriliyor. Burada Almanya'nın dahil birçok ülkenin 2019 verileri verilmiş. Eylül ayı içinde de hem 2019 hem de 2020 verilerinin verilmesi bitecek. Burada sadece 2019 ve 20'yi verecekler biliyorsunuz. Ha, bu arada İngiltere ile ilk belki 2020 verilecek sadece. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyormuş. İsviçre'de olabilir ama diğer ülkelerle şu anda karşılıklı olarak bilgi paylaşımı başlamış. Şimdi bazılarınız diyor ki işte belgen şu budur. Arkadaşlar ben direkt olarak teyit ettirdim bunu ve bilgiyi aldım. Kaynağımı açıklamam ama kaynak istiyorsanız zaten kaynak nerede? 23 Haziran 2021 tarihli Gelir Rıdaşı Başkanlığı'nın güncellenen rehberinin 7. maddesinde 2019 verilerinin paylaşılmaya başlandığı söyleniyor. Bana sizlerden soru geldiği zaman göstereceğim belgenin bu olduğunu da söylemem söylendi. İstiyor musunuz belgeyi? Buyurun. Evet. Bizler bunu görüyorduk ama ne, orada Norveç'le Letonya olunca çünkü Norveç'le Letonya'nın 2018'i verilmiş. Diğer ülkelerin 2018'i verilmediği için oraya Norveç'le Letonya koyulmuş. Biz de dedik ki Norveç'le Letonya'nın 2019'unu vermişler. Zaten 2018'ini vermişler diye yorum yapıyorduk. Halbuki oradaki açıklama, resmi açıklamada ne diyor? Başlanmış diyor. Ve başlanmış arkadaşlar. Bunu ne yaptım? Kesin sonucunu 14 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'dan aldım. Sizleri bilgilendirdim. Yakup hiçbir zaman belgesiz konuşmaz, havaya konuşmaz. Unutmayınız. Ben bu nedenle her zaman ne yaparım? Ee, yani kimse bana niye bunu söyledin diyemez. Çünkü elimde belge var. Ben size ne diye niye ne diyordum? Sakın ve sakına gidip işlem yapmayınız. Eğer erteleme sinyali gelmediği sürece. Çok düşük ihtimal olsa bile 0.01 olsa bile 2020 verilerinin en kötü ihtimalle paylaşılacağı ve bunun da size işlem yaptıktan sonra çok daha kötü sonuçlarla neden olacağını söylemiştim. Ne dedim? Bekleyin, bekleyin dedim. Sonucu aldık ve sizleri hem masraftan kurtardım hem dolandırıcıların elinden kurtardım. Arkadaşlar paylaşım yapılmış birçok ülkeyle karşılıklı olarak verirsen ona veriyorlar. Ama hala da televizyonlara çıkıp gelin işlem yapma şansınız var. İşte şunu yapın bunu yapın diyenler var size. Bunlarla ilgili de ayrı bir video dolduracağım yeniden. Önceden de sizi uyardım. Arkadaşlar bundan sonra işlem yapılacak hal mal yok. Şimdi ne, neye geliyoruz? 65 ülke hangi ülkeler bunlar? Merak ediyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bunların arasında 2025 Ağustos 2020 tarihli rehberde yazılan yani 2020 verilerinin 2021'de paylaşılacağı yönünde anlaşılmaya neden olan Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya da dahil onların 2019 verileri de veriliyor. Bu 65 ülke arasındaki hangi ülke? Finlandiya, İsveç, Danimarka, işte zaten Norveç verilmiş, Rusya var, Hindistan var, Çin var, Pakistan var, Japonya var, Kanada var, Avustralya var ama arkadaşlar Amerika yok. Bunu bilin. İşte size 65 ülkeyi OECD'nin sayfasından Türkiye'nin paylaşırsa 60 paylaşım yapacağı yani Türkiye'ye veriyor onlar onlar da Türkiye'ye veriyor. Bu ülkelerin listesini vereyim. ekranda durdurup bakabilirsiniz. Buyurun. Evet. Ne ümidiniz vardı? Türkiye paylaşım yapmayacak. Yani yapmaz. Çünkü niye? 4 Mayıs 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ne dedi? Gurbetçiyi dedi mağdur etmeyeceğiz dedi. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hiçbir ülkeyle paylaşım yapmadık. Aldı ki burada önü derken Norveç ve Letonya istisna yani orada onlar ikisi yoktu. Ama onu söylemedi tabii. şimdi bakan böyle açıklamasından sonra ne, ne ümidi belirdi? İşte Türkiye bu senede paylaşım yapmaz. Gurbetçiye 2021 yılının sonuna kadar işlem yapma hakkı verilir. 2022'de paylaşım yapılır. Bu nedenle ne olur buradan? Hem hük hükümet gurbetçiyi hiç bilgilendirmeme zannından kurtulur. Hem de gurbetçinin fırsatı olur. E burada da tabii seçimlerde yaklaştığı için Gürt dışında 3,5 milyona yakın seçmen var. AK Parti %60'ını almış Cumhurbaşkanı. Buradan 1 milyon en az oy farkı atacak, bir fark atacak durumu varken hükümet de böyle bir şey yapmaz diyorlardı. Ama hükümet maalesef bunu yaptı. Ee, niye yaptı? İşte Türkiye'yi biliyorsunuz Şubat ayında bu senenin Şubat ayında Avrupa topluluğundan tehdit geldiydi. Fransa, Avusturya, Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Türkiye'yi kara alalım demişler. Almanya engellemişti bunu. onda da şey yazıyordu, bu dört ülkenin Türkiye'ye karşı bunu yapmasının nedeni Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasını bahane edip oradan vurmaya çalışmışlar. Almanya da bunu engellemişti ve orada Türkiye'nin en büyük kozunun göçmen kozu olduğu da belirtiliyordu. Tabii Türkiye kozunu kullanmayıp diğer onların e, tehdidi sonucu paylaşım yaptı. İstiyor musunuz bunun belgesini arkadaşlar? Bunu da vereyim. Buyurun. Bakan Elvan'ın 4 Mayıs 2021 tarihinde gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz dini açıklamasının da belgesini istiyor musunuz? Onu da buyurun. Evet bunlardan yola çıkarak ne oluyordu? Erteleme ihtimali olurdu diyoruz. Millet, biz de bu yönde sizlere ne yapıyorduk, söylemlerde bulunuyorduk. Diğer bir şey de vardı, bunu Kasım 2020'den e, beri varlık barışı yeniden vardı. Yani varlık barışında ne diyordu? Vergi yok, inceleme yok, getir yurt dışındaki parayı Türk bankalarına yatır. Bunlar ne oluyordu? Ya yani bunu diyen bir gelir dersi başkanlığı tutup bu yatırılan parayı sene sonunda başka ülkeye bildirir mi? bildirmez dine sonuca varıyordu. Ama bu şöyleymiş. Yani burada biliyorsunuz bu kara, parayı beyazlatmak yani. Hiçbir ülkede Avrupa'da bunu yapabilir misiniz? Yapamazsınız. 100 euronuz olsa bile Finlandiya'da gidin bankaya yatıramazsınız. Nereden buldun diye soruyor. Devlet bizim yani nereden buldun sorar sorarsan her ülkede bu var artık. Son zamanlarda çünkü Avrupa'daki büyük bankalarında kara para işine karışmaları neticesinde böyle bir önlem alınmış. Yani yatırabiliyorsun. Elinde diyor nereden buldun onu. Ve Türkiye'de diyor ki getir vergi yok inceleme yok. Bundan sonra biz de ne düşünüyorduk? Gurbetçi getirip parasını oraya yatıracak veya yabancı getirip yatıracak. Ondan sonra onu bulunduğu, yaşadığı ülkeye bildireceksin. Bu mantıksız diyorduk. Ama bu da gerçekleşti. İstiyor musunuz bunun belgesini? Buyurun. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. Evet. Şimdi ne yaptım? Hep dokümanları, belgeleri size sundum. Bunların işi altında ne yapıyoruz biz? Biz de yorum yapıyoruz. Benim e, sizden bir karım bir şey var mı? Yok. Ne yaptım? En sağlam bilgiyi sizlere ne yapıyordum? Veriyordum. Bu nedenle ne oluyor? Benim bu YouTube kanalım sizlerin en güvenilir şekilde izlendiği kanal haline geldi. Şimdi ne yapıyorlar? Hala da bu durumda paylaşım yapılmış Almanya ile mesela 2019 verileri. Hala da size televizyonlarda ne diyorlar? Gelin işlem yapın diyor sizi kurtarırız diyor. Ondan sonra öbürü diyor ki sana dilekçe yazayım. Benim amacım neydi? Bunlardan sizi iyicene kurtarmak. Bir de gidip Türkiye boşu boşuna masraf da yapmayınız diye. Arkadaşlar bu aşamadan sonra yapılacak hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar diyor ki bana bekliyorlar ki ben hakaret edeyim. Hükümete işte bilmem Cumhurbaşkanı. Arkadaşlar ben hiçbir zaman kimseye hakaret etmem. Cumhurbaşkanı'na niye şey yapayım? İmzalamış. Kendi siyasi gelecekleri var AK Parti'nin de. Ne yapmışlar? Bir milyon oyu çöpe atmışlar. Gurbetçiyi ne yapmışlar? Teslim etmişler bulundukları ülkelerin vergi daireleri. Bu arada bazı arkadaşlara diyor ki ya diyor işte vergi daire vergi amaçlı sadece kullanılacak. İşte e, bulundan bulunan ülkenin sosyali, polisi veya göçmeler bürosuyla bu paylaşılmaz. Arkadaşlar Finlandiya'da böyle bir kanun var paylaşılır diye. Bu kanunu Finliler çıkartmışsa Almanya'dan veya diğer ülkelerden benzer kanunlar olduğu için almışlardır. Ben şimdi bir de e, işte göç, göçmenler bürosunun verdiği kararları bana gönderiyorlar. İşte ben başvurdum şu ne olur? İşte karar sonucunda şu çıkmış diye kararlar okuyorum. Ee, göçmenler bürosu her şeyi inceliyor. Yani vergisi nedir, geliri nedir, şudur budur. Bütün bilgi belgeleri devlet birbirine ne yapıyoruz? Devlet kaynaklarından ka paylaşılıyor. Sonuçta ne yapıyor? Red kararı veriyorsa veriyor veya olumlu karar veriyor. Şimdi vergi dairesinde senin herhangi bir problemin olduğu zaman bu yeniden oturum izni başvurusunda ne yapacak? Gözükecek. E ne yapacak? Orada da bir vergiden nedeniyle alınacak bir ceza. Mesela hapis cezası verirler de paraya dönüşürür. Bu da bir senenin üzerinde olduğu zaman olan oturum izninin iptali ve geri gönderilmesi bu kişinin sonuçlanır. Böyle şeylerle de bana şey yapmayın. Ben bir şey söylüyorsam elimde belge var. Ben okuyorum. Benim avukatlık diplomam yok ama bir avukattan daha fazla bu konularda bilgim var. Bana ver kağıdı. Nasıl oturum izni alırım? Nereden red yersin? Sonucu ben sana söyleyeyim. Adam bana göster. Ya Yakup abi böyle seni atarlar diyorum. Yok diyor ya sen diyor sınır polisi misin? E, bir bakıyoruz uçağa binerken adamı iki polisle beraber koymuşlar uçağın arkasına gönderiyorlar. Yani anlatınız mı? Ben hiçbir zaman karşımdaki hakaret etmem doğru bildiğimi belgeli açıklarım. Ben o CHP milletvekili Utku Çakırözer veyahut e, e, Mustafa Generoğlu veya AK Parti milletvekiline hakaret değil. AK Parti milletvekili yalan söylemiş. Ona yalan söylüyor, söyledin diyorum ve belgesi halinde internette var. Kendisi diyor ki bilgilendirdik. Nasıl bilgilendirmiş? Yani 2025 Ağustos 2020 tarihinde çıkan rehberi Gelir Dersi Başkanlığı şimdi de yok sayıyor zaten. Orada diyor iki ülkeye verdik. 54'ünü vereceğiz. O bilgilendirme değil ki Almanya'da sonradan vereceğiz diyor. Şimdi CHP milletvekili ne diyor? E, Utku Çakırıcı tweet yağmuruna tutun diyor Geri Dersi başkanlığını işte CİMER'i falan sağ solu Hazine Maliye Bakanlığı'nın. E, niye tweet yağmuruna tutacak? Şu anda zaten iş bitmiş. Vatandaş eylemi yapmayacak, siz eylem yapacaksınız. Sizi seçmişler oraya göndermişler. Ben diyorum ki vekilliğinizi yapın. Vekiller aciz diyorum durumda kalmış. Doğru mu? Mustafa Genel bir şey yapabildi mi? 2017'de zaten kendisi mağdur etmeyeceğiz diyordu. Parti değiştirdi. Ondan sonra sağa sola laflar ediyor. Ben onlara şey etmiyorum ki. Ben diyorum sadece yapamadınız. E, beceriksizlik yaparsa bir kişi ona da beceriksiz demek hakaret olmaz. Bununla ilgili Finlandiya'da elimde belge var. Devlet yetkilileri diyor ki hat hata yaparlarsa vatandaş bunları hata yaptığını söyleyebilir. Bunlara yapamadın der. Yapamadın ne demek? Beceriksizlik yaptın yani. Başaramadın. Bu hakaret değil arkadaşlar. Bu bir sonuç. Eleştiriyorsun. Elimde fin kanunlarına göre bunu söylersin diye ne var? Belge var. Onun sonradan hikayesini de anlatırım sizlere. Cumhurbaşkanımıza ne diyoruz? Ya vatandaş bu halde rapor yazmışım, etmişim. Durumu bildiriyorum. Ha onlar karar ve Maliye Bakanlığı'na diğerlerine yetkililere öyle. Ne yapıyorlar? Diyorum ki bak şunu yaparsanız hem siz şuradan zarar görürsünüz, kurbetçi buradan zarar görür. Arkadaşlar ben hakaret etmem. Bunu bilin. Elimde buna göre de belgem var. Savcılık belgesi, bakınız. Birileri beni 4 sene önce böyle, e, yani onu da sonrası şey ederim. Yakup Yılmaz işte şöyle şöyle diyor. Savcı ne diyor? İfademi aldılar. Devlet yetkililerinin diyor hata yapmasını önlemek için uyarıyor diyor. Evet arkadaşlar. Ben devletin yanlış yapmasını önlemek için her zaman ne yaparım? Yıllardır benim yıllardır bunu yaparım. Önlemek için e, elim bildiklerimi paylaşırım. Burada ne dedim? Gurbetçiyi dedim mağdur etmeyin. Ve sizin de dedim milyon net oyunuz gitmesin. Fark edeceksiniz milyon. Yüzde altmışını almışsın. Üç buçuk milyon seçmen var. Sen e, Senden sonraki yüzde yirmi beş almış. Birkaç bin oyla kaybedecek seçimde. Ben dedim siyasi iktidar böyle bir riski göze almaz. Yorumlarım hep o yöndeydi hiçbir zaman paylaşım yapılacağını sanmıyordum. Çünkü ama şurada diyorum. 001 ihtimal yine var diyorum. O 001 ihtimali yaptılar. O da ne? Avrupa'nın e, tehditlerine işte Yunanistan, Güney Kıbrıs, Avusturya ve Fransa'nın tehdit varı şeyleriyle ne oldu? Paylaşım yapıldı. Bakıyoruz Amerika var mı? Yok paylaşımda. Amerika senin tehdit edilsin, anladık. Bu ne oldu? Ray Bronson'u işte vermeyeceklerdi vermiyoruz dediler. Sonradan ne oldu? Verdiler. Burada da vermeyeceğiz dediler gurbetçi. Mağdur etmeyeceğiz dediler. Sonradan ne oldu? Onlara da verdiler. Burada da ben ne yorumu yaptım size? Bu dedim. İndirin zamanında Türkiye Sovyetler Birliği'ne Türkiye sığınan Azerileri köprünün üzerinde öteki tarafa iade ederken onlar diyor ki bizi kurşuna dizecekler. Siz bizi kurşuna dizin diyor. Gurbetçi de ne yaptı? Size sığındı. Ya beni dedi vermeyin dediler. Siz de gurbetçiyi ne yaptınız? Aynı şekilde verdiniz. Gurbetçilerin tarihi bunu yazacaktır. 60 yıllık tarihlerinde böyle bir zor durumda kalma durumları olmamıştı. %80'nin üzerindekini etkileyecek. Bundan ne sonuçlar gelecek ileride göreceğiz. Ben ne yapıyorum? Sizleri sadece ve sadece doğru şekilde bilgilendiriyorum. Arkadaşlar sonradan da bir başka videoda bugün sizlere yine paylaşırım. Özellikle bu hala sizleri yolmaya çalışanlarla ilgili her şey bitmiş hadi gelin işlem yapalım diyorlar. Hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.